Hepiniz hoş geldiniz. Pariyegak, Shalomu Aleyhu. Bir selam da bugünlerde kendi dilleri için cezaevlerinde yaşamlarını ortaya koyan insanlara gönderelim. Sara hava herbe. Mesih bike tuna sahi dor hava ve neyi, nezik hava ve neyi. Arkadaşlarımızla Temmuz ayında Roboski'ye giderken bir akşam Mardin'de burada misafir olduk. Az bir zamanımız vardı. Buraları tanımaya, gezmeye çıktık. Gelen geçenlere burada olması gereken eski bir Ermeni kilisesini sorduk. Danıştığımız bir esnafın sözleri aslında bu coğrafyanın bugününü de anlatan bir sözdü. Siz Atıl Mahalledeki kiliseyi mi arıyorsunuz? Evet. Bu topraklarda birçok halk, birçok dil, birçok kültür mahalleleriyle birlikte atıl oldular. Ve atıllaşan mahalleler çoğaldıkça eski medeniyetlerin beşiği olan bu topraklar çoraklaştı. Bereket de, sevgi de, sevinç de beraber gitti. Damlardaki diller azaltıldıkça buralardaki yaşam sessizleşti. Tıpkı bir ölüm sessizliği gibi. İşte bu toplantılar, bu bir araya gelmeler, bu ölüm sessizliğini bozma çabasıdır bizim için. Ve bir nevi terapidir. Özellikle olayları yerinde konuşmak, belki acıyı, kederi arttırıyor fakat terapiye yardımcı en büyük destektir. Geçmişi anmak, sizleri izleri sürmek, hafızayı tazelemek, yüzleşemediğimiz olaylarla yüzleşebilme fırsatını yakalamak, ruhsal iyileşmede yol almayı kolaylaştırır. O günlerde bu damların, taşların, sokakların tanıklığında neler oldu? Ne çığlıklar ya da canı pahasına dişlerini sıkıp da gıklarını çıkaramadılar. Yutkundular o vahşete, o dehşete inanamamanın şokundayken öldürüldüler, sürüldüler. Her türlü fenalığa maruz kaldılar. Emek verdikleri kültürlerinden, köklerinden, sevdiklerinin atalarının anılarından, yaşamlarından koparıldılar. Evet, bu coğrafyanın geçmişini konuşmak, hatırlamak ve buraya tarihe tanıklık yapmaya geldik. Her birimiz kendi dilimizde, kendi yaşanmışlıklarımızı, gerçeklerimizi bir araya getirerek sorular sorabiliriz. Hakikati bulmak, anlamak ve yüzleşmek için. Sevgili eşim yazdığı bir yazısında yalan ve gerçekle ilgili şunları söylemişti. İlkin sanki bu topraklarda hiç Ermeni yaşamamıştı. Zaten Dolmabahçe'yi de Ermeni Balyan değil, İtalyan Bali yapmıştı. Ani diye bir kent yoktu, anı vardı. Hadi diyelim yaşamışlardı ama o kadar da çok değillerdi. Azlardı ama azmışlardı. Eh böyle olunca da tabii şefkatle göçertilmişlerdi. Sonra ne yapalım ki yolda hastalıktan bir miktar telef olmuşlardı. Eh onlar da bir nevi insandı. Yazıktı tabii. Gerçi bir miktar ölmüşlerdi ama çok miktarda da öldürmüşlerdi. Sonrası yok işte. Velhasır bir şeyler olmuştu ama o şeyler de zaten asılsızdı. Şimdi bu okuduğum cümlelerin içerisindeki Ermeni isminin yanına Asuri yazın, Süryani yazın, Keldani yazın. İşte size bir bu toprakların resmi tarihi ve sözde gerçeği. Bugün burada bir araya gelmemiz ve ses vermemiz her zamankinden daha çok önemlidir. Acaba bu toprakların hakikati bilinseydi, bugün bu coğrafyada gene aynı tuzağa düşülür müydü? Kardeş kardeşi vurmaya kalkar mıydı? Tarih tekerrürden ibaret derler ya, aslında ülkeleri yönetenlerin tarihi tekerrürden ibarettir. Şimdilerde ülkemizde demokrasi var diyorlar. Ancak demokrasiden bahsedebilmek için bir ülkede vatandaşların özgür, yaşam güvencesi içinde ve uygulamada adalet olması gerek. Bugün bu ülkede hiç kimse adalet olduğunu söyleyemez.
Hiç kimse yaşam hakkına saygıdan bahsedemez. Ve hiç kimse demokrasi var diyemez. Yalanı su gibi içmemişse. Teşekkür ederim. Süryani Dernekler Federasyonu Başkanı Evgil Türker. Değerli Başkan, değerli organizatörler, değerli konuklar ve değerli katılımcılar. Üzerinde yaşadığımız bu topraklar çok şey gördü, çok şey yaşadı. Bizler denizde demla misali bu topraklara gelip gidecek olan insanlarız. Tarih içerisinde bizim gibi çok insan gelip geçti buralardan. Hemen hepsi de az veya çok İyi veya kötü bir şeyler bıraktılar bu topraklarda. Bizler maalesef bunların az bir bölümünü biliyoruz. Çünkü bugüne kadar geçmişe dair bir şeyler öğrenmek, bir şeyler söylemek kolay değildi. Mesela bu bölge tarihte büyük roller oynamış, birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Buralarda insanlık için büyük önem arz eden birçok değer yaratıldı. Aşklar yaşandı, kanlar döküldü, güzel dostlukların yanında soykırımlar da yapıldı. Bütün bunlar elbette sadece buralarda yaşanmıyor. İnsanlığın olduğu hemen her yerde görsek de görmesek de bu olgularla hep karşılaşılıyor. Bugün burada toplanmamıza zemin oluşturan vakfa adını veren ölümsüz insan Hrant Dink de güzelliklerin olduğu yerde çirkince ve kalleşçe katledildi. Ama ne yapalım ki bu durum yaşamımızın gerçekliği. Ve bu gerçeklik maalesef bazen insanları birbirine düşman ediyor. Bugün çocuklarımıza okullarda, okul kitaplarda küçük beyinlere okutulan düşmanlıkları, düşmanlık tohumları ekiliyor ve biz Süryaniler ihanetçi, işbirlikçi, düşman diye tanıtılıyoruz. Bu anlayışı savunan ve devam ettirenleri huzurunuzda bir kez daha kınıyoruz. Değerli misafirler, daha önce Adana ve Diyarbakır'da, bugün burada Mardin'de üçüncüsü hazırlanan bu sempozyumda Süryaniler olarak görev almaktan, katkı sunmaktan onur duyuyoruz. Bu onuru duymamızı sağlayan Hrant Dink Vakfı'na ayrıca teşekkür ediyoruz. Yapılan bu sempozyum inanıyoruz ki hem bölge hem de bu bölgede yaşayan halkların geçmişine ışık tutacaktır. Özellikle de biz Süryaniler için bunun büyük bir önemi vardır. Aslında birçok kurum tarafından birçok yerde bu türden sempozyumlar yapılmaktadır. Kimisinde önemli konular da söylenip tartışılıyor. Ama hiçbiri biz Süryaniler için bu sempozyum kadar önemli olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü bugüne kadar burada yapılan sempozyumların birçoğu bölgeye ve Süryanilere yüzeysel bir temelde yaklaşmıştır. Ama bu sempozyumun katılımcılarına ve sunumlarına bakıldığında derinlikli bir tartışmanın yapılacağı izlenimine sahip oluyoruz. Bu da bizi sevindiriyor. Evet, bu bölge ve sahip olduğu değerler öyle yüzeysel ele alınacak ve tartışılacak kadar basit konular değildir. Dolayısıyla yapılması gereken ciddi, objektif ve derin çalışmaların ortaya konulmasıdır. Hrant Dink Vakfı'nın daha önce yaptığı sempozyumlarda ortaya çıkan sonuçlar bu konuda bize umut vermektedir. Dolayısıyla biz Süryani Dernekler Federasyonu bünyesinde yer alan Turabdin Süryani Kültür ve Dayanışma Derneği'nin böylesi bir sempozyumda yer alması bizi mutlu etmektedir. Bu anlamda sempozyumun hazırlanmasında emeği geçen, destek sunan kişi ve kurumlara teşekkür ediyor. Binlerce yıldır yaşadığımız bu topraklara hoş geldiniz diyoruz ve hepinize tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Cengiz Aktar'ı kürsüye davet ediyorum.
su varmış. Efendim, hayırlı sabahlar. Geçen yıl Diyarbakır'da, komşu Diyarbakır'da benzer bir toplantıyı açarken hafıza bu topraklara nihayet geri geliyor demiştim. Herhalde hafıza geri gelmeye devam ediyor. Bu sefer Mardin'de geri geliyor. Biz Hrant Dink rahmetlinin adını taşıyan bu vakıfta ve tıpkı onun hayatı boyunca yaptığı gibi resmi tarihin görmezden geldiği her şeye ışık tutmaya çalışıyoruz. Misyonumuz bu. Bu amaçla her defasında ve en başta kusur kalmasın diye resmi ilim ve irfan yuvalarına başvuruyoruz. Ve onların ilmi desteğini talep ediyoruz. Ama maalesef her defasında onlar resmi tarihin konforuyla baş başa kalmayı tercih ediyorlar. Bu defa da böyle oldu. Diyarbakır'da da böyle olmuştu. Neyse, biz yolumuza devam ediyoruz. Bilmeye, öğrenmeye açık olan sivil kuruluşlar bize yetiyor. Mardin'deki ortaklarımız Tabipler Odası, Kamer, bu Kamer'in broşu, Sinema Derneği, Mardin Barosu, Turabdin Süryani Kültür ve Dayanışma Derneği, hepsine şükranlar. Evet, bu memleketin tarih bilgisi çok sorunlu. Çok sorunlu hem de. Osmanlı'nın çöküşü, dağılması ve ulusun icadıyla yaşananlar hakkında resmi tarihin güzellemeleri ve masalları dışında hiçbir şey bilinmiyor burada. Halbuki bu toplantının kapsadığı zaman dilimi, ki az buz değil, 1839 Tanzimat ila 1938 Dersim katliamıyla Anadolu'nun tamamen zapturapt altına alınması arasında cereyan eden değişimlerin, yaşanan felaketlerin, çekilen acıların haddi hesabı yok. Bu dönem boyunca bu toprakların düzeninin neden bozulduğu, bozulan düzenin sonuçlarının ne olduğu, devletin kendi vatandaşına neleri reva gördüğü, komşuların birbirlerine neleri reva gördüğü, çekilen acılar, yaşanan toplu şiddet, bunlar hakkında bölük pörçük ve umumiyetle çarpıtılmış bilgi mevcut. Bunun nedeni ilgisizlik olduğu kadar unutturma siyaseti. Bugün okullarda tarih diye okutulan derste özellikle gayrimüslimler hakkında utanç verici ifadeler hala yaygın. Misalen 10. sınıf tarih kitabında Süryaniler hala hain ve işbirlikçi olarak zikrediliyorlar. Ama sizler de bilirsiniz ki resmi tarihin unutturmaya çalıştıkları vicdanlarda hep yaşadı. Çarpıttıkları gerçekler hep bilindi. Artık yüksek sesle dile getirilmeyi bekliyorlar. İşte Türkiye bugün bu aşamada. Yazılamadığından dolayı sözle yetinmiş olan hafıza Türkiye'de geri geliyor. Yalnız burada sadece kötü hafıza değil, bu toprakların barındırdığı farklılıklar, uluslaşma süreci sonunda yok edilen ve yok sayılan zenginlikler, bunlar da geri geliyor. Şu güzelliğe bakın, şuradaki 5 dilin elifbasına bakın ve bu zenginliği burada görürsünüz zaten. Bu memleket 10 yıllardır her gün ama aslında yeni olmayan bir dolu bilgiye, varlığa ve yokluğa tanık oluyor. Uluslaşma uyarınca varlıkları neredeyse tamamen silinen Ermeniler, vatanlarına her şeye rağmen tutunmaya çalışan soykırımdan kurtulmuş bir avuç Süryani, yollanan ve yok edilen Rumlar, varlıkları yok sayılan Kürtler, Ezidiler, Aleviler, kamusal alandaki varlıkları gayrimeşrulaştırılan Müslümanlar, bu topraklarda yaşayanların neredeyse tamamı ile ilgili hatıra ve bilgi artık geri geliyor. Bu işler kolay olmuyor tabii ve kolay da olmayacak.
çok partili sisteme geçirildiğimiz 1946'dan bu yana toplumla o İttihatçı Kemalist tahayyülün taşıyıcısı devlet arasında inişli çıkışlı bir çekişme mevcut. 80 darbesi sonrasında özellikle Müslümanların ve Kürtlerin aktörleşmeleriyle bu çekişmelerin şiddetlendiğini, irtica ve şekavet adıyla literatüre geçmiş olan devletin kırmızı çizgilerinin artık yavaş yavaş silinmeye başlandığını görüyoruz. İşte bu dinamik, yani dayatılan ulus tanımının alt üst eden bu dinamik, bugün bizi burada bir araya getiren dinamik. O tanımın yok ettiği ve yok saydığı farklılıklar artık yeniden ortaya çıkıverdiler. 2005'te İstanbul'da rahmetli Hrant'ın da içinde bulunduğu ve bir milat olan Osmanlı Ermenileri Konferansı'nın ardından Batı'nın büyük kentlerinde kaybettirilmiş hafızamızı irdeleyen pek çok toplantı düzenlendi ve düzenlenmeye devam ediyor. Bizler de vakıfta bu yeniden öğrenme çalışmalarına elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Bu acılı toprakların tarihini, geçmişini ama sadece acılarını değil, güzelliklerini, zenginliklerini resmi tarihin masallarına pek paye vermeden onları bir kenara koyarak anlamaya ve anlatmaya çabalıyoruz. Yani bir nevi arkeoloji yapıyoruz. Elimizde fırçayla üfleyerek gerçekleri bilmeye, öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi iki gün boyunca burada Mardin'de Anadolu'nun çok çeşitli din, dil ve kültürünü barındıran bu bölgede yaşanan toplumsal ve ekonomik değişiklikleri ele alacağız. Yapılan yeni çalışmaların akademik dünyaya duyurulmasını hedefliyoruz. Gençlere çağrı da bulunuyoruz. Merak ediyorlar ve artık kimse bu demin dediğim resmi tarihin masallarını Türkiye'de amiyane tabiriyle yutmuyor. Bölgenin kadim halkı Süryanilerin bu çalışmada ayrı bir yeri var tabii. Süryaniler ulus devlet inşası döneminden bakiye kalan bir avuç da olsa vatanlarına insanıyla medeniyetiyle var olma kavgası veren bir zümre, yani üzerlerine titrenmesi gereken bir halk. Sabro gazetesinin, Sabro umut demek, sayılarının manşetlerine bakmak durumun vahametini anlamak için bence yeterli. Şöyle manşetler var: beraber büyüdük biz bu ülkede, topraksızlaştırılıyoruz, samimiyet bekliyoruz, biz de varız, tanımlanmak istiyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Biz de varız. Evet, geri gelen hafızanın daha çok başlarındayız. Yol emin olun çok uzun ama cin şişeden bir daha girmemek üzere çıktı artık Türkiye'de. Bu topraklarda yaşayanların ezici çoğunluğu bir şeyi inkar etmiyor aslında. Öğrendiği yanlışı tekrarlıyor. Hrant da böyle şeyler söylerdi. Şöyle bir ifadesi var: mesele ne inkar ne ikrar, esas olan idrak etmek diyor. Sağ olun, var olun. Açılış tebliğini sunmak üzere Sayın David Gantu kürsüye davet ediyorum. Mrs. Rachel Dink. Sayın Rachel Dink, Dink ailesinin diğer üyeleri, Süryani Dernekler Federasyonu Başkanı Sayın Türker, sponsorlar, değerli katılımcılar, bu önemli çalıştayın açılış konuşmasını yapma onuru bana verildi ve burada çatılardan görüneni size anlatacağım.
Aslına bakarsanız Mardin'e hayatımda 2-3 kez geldim. Ama yazılarımda, yaptığım tarihi araştırmalarda Mardin kendimi bildim bileli hep vardı. Hiç aklımdan çıkmadı. Çünkü benim için çok özel bir yer olmuştur. Çok da özel bir tarihi olan yerdi. 1914-1915 olayları kapsamında hep önemli bulduğum bir coğrafya olmuştur. Umarım bunları iyi şekilde tasvir edebileceğim konuşmamda. Bazı şeyler hatırlanmıyor olabilir belki ama o zaman Mardin'de yaşayan her bir kişi aslında bunları biliyordu. Mardin bildiğiniz gibi eski ve kadim bir şehir. Bir dağın yamacına ev yaparak kurulmuş bir şehir ve bu eğim nedeniyle evler birbirinin üzerine inşa edilmiş. Yani bir yerde bir evin terası diğerinin çatısı oluyor. Kaosun çok düzenli bir hali diyebiliriz buna. Bugün şehri gezdiğinizde bunu görebilirsiniz. Şimdi bu tarz yapılar sayesinde Mardin aynı zamanda bir açık hava tiyatrosu gibi. Herkes sokakta neyin olup bittiğini apaçık görebiliyor. ...1915'te yaşananların net bir görüntüsü herkesin gözlerinde. Mardin her ne kadar ana saflarda yer almasa da nüfusunun büyük bir kısmı sürgün edildi, tehcire yollandı, hapislere gönderildi, işkence gördü, sokaklarda katliama uğradı, Diyarbakır'a ya da diğer yerlere giderken, viran şehre giderken, Tilermen'e, Resulhan'e, yani Kızıltepe'ye giderken işkenceler gördüler. Geçen karavanları görebilirdiniz o zamanlar, Derzor'a giderken ve karavanların nasıl geçerken yağmalandığını, saldırıya uğradığını görürdünüz. Bazıları bundan zevk alırdı, onlara komik gelirdi, eğlenirlerdi bunu izlerken. Tıpkı gladyatör savaşlarını izleyen Romalılar gibi. Bazılarına göre bu büyük bir felaketti. Diğerlerine göre bu yeni bir Hristiyan dönümüydü. Çünkü bu kişiler günah işlemişlerdi ve ancak bu şekilde bir kıyamet günü tekrar bu duruma uygun düşüyordu. Ve bazıları da masum kişilerin öldürüldüğünü, topluluğun işlediği günahlar nedeniyle öldürüldüğünü düşünüyorlardı. Arapça konuşanlara nakabat denirdi. Yani Arapça'da nekabet ya da felaket anlamında. Diğerlerine de firman adı verilirdi. Çünkü İstanbul'daki sultanın fermanı olduğunu düşünürlerdi. Diğerleri de Seyfo adını verirlerdi buna. Bu soykırım yaşanırken kullanılan dilin ortak sözcüğü haline gelmişti. Yani kılıçtan geçirilmenin yılı. Mardin'de yaşayan farklı insanlar bu dönemde Haziran 1915'ten itibaren bir yıl boyunca böyle şiddet dolu olaylar gördüler ve çok kişi bununla ilgili vakainameler yazdı, günlükler tuttu. Savaş bittikten sonra da hatıralarını kaleme aldılar. Konuştuğumuz bazı kişiler, müteserrif Bedri Bey bunlardan biri, kendisi hatıralarını yazdı. Yine polis memuru Memduh da Diyarbakır'dan sorumlu olan polis memuruydu.
Bu yazarların bazıları anonim kaldılar. Diğerlerini de sadece baş harfleriyle tanıyoruz. AHB gibi ya da AVB gibi ya da PVM gibi baş harflerini kullandılar. Çünkü kimliklerini ifşa etmek istememişti bu kişiler. İshak Armale gibi başka kişiler de yazdığı kitapta Arapça dilinde Lübnan'da kitabını bastırdığında 1919'da adını ifşa etmek istememişti. Bazen bu hatıralar yıllarca basılmadı, on yıllarca basılmadı hatta. Mardin'de hapse gönderilen Dominik rahipler, Jacques Retore, Yasin Simon ve Marie-Dominique Berea bunlar arasında geliyor. Aynı zamanda Alpheus Andrus gibi Amerikalı misyonerlerin de hala basılmamış hatıraları var. Eğer bunlar hakkında bir bilginiz var ise Joseph de Finchi'nin el yazması varmış. Bu alanda bir çalışma yapıyormuş ve bu kitap Mardin'de o dönemde yazılan hatıraları anlatması açısından önemli. Yezidilere ve Sincar'a kendisi kucak açmış ve kaçan kişilere sığınak sağlamış. Peki Mardin hakkında şu ya da bu şekilde bildiklerimiz aslında Ermeni soykırımından payını almış diğer şehirlerdeki bilgilerimizi kat kat geçiyor. Cengiz Aktar'ın da söylediği gibi bu sadece Ermenilerle de ilgili değil, Süryaniler, Keldaniler ve Mardin'de yaşayan Protestan nüfusla da ilgili. Şimdi ben birkaç gözlemi paylaşacağım ve bunları analiz edeceğim. Armalea'dan ve Retore'den detaylı tanımlara da yer vereceğim. Çünkü gerçekten yazılarını oldukça ayrıntılı şekilde kaleme almışlar. Muhtemelen bundan etkilenen kişilere ulaşabilmek için böyle yapmışlar. Genellikle gözlem noktası şu anda Mardin Müzesi'ne ev sahipliği yapan binanın terası. Kendiniz de gidip gözlerinizle görebilirsiniz. O zamanlar bu Süryani Katolik binasıydı ve burada Armale 4 Temmuz 1915'te Batı Kapısı civarında bir yürüyüşe çıkmış anlatıya göre. Ve gördükleri neler? Ömer Ağa'nın su kaynağının orada gördüğüm de ne? Büyük bir karavan, bir koyun sürüsü ya da inek sürüsü gibi ilerliyor. Teleskopumu alıp bir bakmam gerek. 10 bin kişilik bir ordu sanki bu. Çoğu çocuk ve kadın. Aralarında yaşlılar da var. Askerler yanlarında. Ama onlara vurup aynı zamanda dövüyorlardı onları. Kaçmaya çalışıyorlar. Üstlerinde namlular görüyorum. Kulaklarıma patlamalar geliyor. Askerleri görüyorum. Askerler bazı insanları kaleye götürüyor. Aman yarabbim, nereye götürüyorlar? Belki de su kuyusuna. Tıpkı son haftalarda da gördüğüm gibi. Giysilerini çıkartıyorlar, bıçakları çıkarıyorlar ve onları bıçaklıyorlar. Ve kafa aşağı bir şekilde kuyuya atıyorlar. Ondan sonra karavana dönüyorlar. Ne büyük mezalim. Sonra devam ediyor. Gruplar halinde, çekirgeler gibi tekrar yaklaşıyorlar. Yaklaşık 8 bin kadarlar. Ne tuhaf. Az önce sanki 10 bin kişi gibiydiler. Diğerlerine ne oldu? Acaba bu katiller gerçekten 3 saat içinde 2 bin kişiyi öldürmüş olabilirler mi? Evlerini bıraktıklarında kaç kişiydiler acaba? Eminim daha fazlaydılar. Birkaç gün önce gördüğüme göre
Tehcir vagonu yaklaşıyormuş ve sayıları 50.000 kadarmış. Erzurum'dan, Nice'den, Harput'tan ve diğer Ermeni şehirlerden gelenler varmış aralarında. Mardin'in lider kişileri ak saçlarıyla yanıma geliyorlar. Atlarının sırtında oturup kadınların ve çocukların aşağıda yaşadıkları paniği izliyorlar. Eğlenir gibi bir ifade var yüzlerinde. Ahlak dışı düşünceler, aç gözlü düşünceler dönüyor kafalarında. Atlarıyla dönüyorlar ve suyun olduğu yere gidiyorlar. Bazıları hırsızlık yapıp yağmalıyorlar. Dikkatli olmalıyım. Ben de en iyisi saklanayım. Bana da saldırmasınlar. Mardin Müslümanlarının, zengin olanların, eşleriyle Hristiyanların arasında gezişini izliyorum. İnsanları seçmek için oraya varmışlar. Özellikle kız çocuklarından beğendiklerini seçiyorlar. Ve dinlerini reddetmelerini istiyorlar onlardan. Zengin Mardin kadınları, büyük sayıda kız çocukları ve erkek çocukları ellerinde tutmayı başarıyorlar. Ve askerler onlara karşı çıkmıyor. Onları teşvik eder gibi bir halleri var. Bazıları erkek çocukları atlarla götürüyorlar. Diğerleri alıp üstlerini örttükleri kız çocuklarını yanlarında götürüyorlar ki başkası görüp kıskanmasın diye ya da göz koymasın diye. Başka bir adam görüyorum, ceplerini altınla gümüşle doldurmuş, yüzü gülüyor. Başkaları bu kadar kısa sürede yaptıkları büyük yağmayı kutlarcasına mutlu bir şekilde aralarında konuşuyorlar ve askerler Ermenilere vuruyorlar çok kötü bir şekilde ve o öğle sıcağında tutukluları önlerine katıp ilerliyorlar. Burada Armenilerin tanıklıkları o mahallede yaşananlardan sonra Müslüman sivil nüfusun zalimane tutumu. Kendisi orada yaşayan kişilerin askerler tarafından nasıl da yağmaya ve insan kaçırmaya buyur edildiğini anlatıyor. Kaç kişinin bu yağmaya, talana taraf olduğunu anlatıyor. Ve 5 hafta boyunca bu katliam devam ediyor. Üstelik Ermenilerin uğradığı bu kaderden sanki yerli insanlar tamamen bağımsızlarmış gibi davranıyorlar. Mardin'de yaşayan Ermenilerin ve Süryanilerin çoğu komşularının onlara sırt döneceğine inanmadığını belirtiyor. Aksine bu kişilerin onları koruyacağını beklediklerini söylüyorlar. Özellikle 1895'te yerel kabileler planlı bir katliam yürüttüğünde nasıl olduysa aynı şeyi tekrar yaşamayı bekliyorlar. Armalı elde ettiği ilk güvenilir bilgilerin Ermenilerin ve Süryanilerin yok edilmesine yönelik olduğunu belirtiyor. Bazı önde gelen Müslüman kişiler Hristiyan uşaklara sahipti, diyor. Önde gelen Müslüman kişiler Hristiyanları uşak olarak tutmuşlar ve Hristiyan uşaklar da ev sahiplerinin evlerinde konuşulanları dinlerler ve bu sırları açığa çıkarırlarmış. Ama biz onlara inanmazdık, diyor Armele. Diyor ki, bizim Müslümanlarla kurduğumuz dostluk her şeyin ötesindedir. Bir bebeğin gözleri kadar saftır ve demirden daha kuvvetlidir. İşte böyle bir dostluğu
husumete çevirmek imkansızdır. Çünkü aramızda herhangi bir ihtilaf yok. Ve bizim bölgemizde %100 Ermeni olan ya da %100 muhalif olan kimse yok ki. Biz Tanrı'yı yücelten Katolikleriz. Devlete sadakatimizi belirtiyoruz ve hukuk ne derse onların kararlarını izliyoruz. O nedenle hiçbir şekilde bize düşmanca davranmalarının bir nedeni yok. Böyle düşünüyorduk ama hayal kırıklığına uğradık. Bizim en yakın dostumuz ve en can yoldaşımız, en güvenemeyeceğimiz düşmanımız halini aldı. Koyunlar kurt oldu, güvercinler de yılana döndü. Burada da bu anlatıdan normalde cana yakın ve sıcak davranan kişilerin neredeyse bir gecede değişebileceğini görüyoruz. Eğer ortam doğru şekilde hazırlanırsa bu kişiler zalimlere dönüşebiliyorlar. Belki bir süreliğine ama öyle eylemlere katılıyorlar ki imkansız görülenler gerçek oluyor. Savaştan sonra tekrar her şey eski haline dönüyor ve yapılanlardan kimse söz etmiyor. Üstelik herhangi bir açıklama ya da bunları neden yaptıklarına dair bir şey de söylenmiyor. Sessizlik hüküm sürüyor. Bir araştırmacı bakış açısıyla böylesi bir iklimi yaratmanın önemli bir adımı o toplumun lideri olan kişilerle de yakından ilgili. Yine bazı konular mağdur edilen kişileri insanlıktan çıkarma, artık insan olarak görmemekle ilgili. Diyarbakır'daki vali burada şunu söylüyor: Hristiyanlar bakteridir ve bir doktorun görevi bakterileri çekip almaktır, diyor. Böyle bir iklimi yaratırken bir başka önemli husus da yavaş yavaş propaganda unsurları kullanarak nefret söylemi yoluyla bu kini ve düşmanlığı yaymak. Fakat bu propaganda yerel bir merciden gelmeli. Marjinalleşmiş bir fanatik söylememeli bunları. Bir otorite figüründen gelmeli bu propaganda. İşte Mardin'de Mayıs sonu Haziran başında 1915'te liderlikte bir değişim görünüyor. Haziran başına kadar mütesarrıf Hilmi Bey adlı bir kişi. Kendisi çok insancıl bir kişi ve Hristiyanlara da gayet iyi davranıyor, dostane davranıyor, evine davet ediyor. Ve Katolik Ermeni Başpiskoposu İgnas Maloyan'la da yakın arkadaş. Sultanı hatta ikna ediyor ve Maloyan'a Nisan 1915'te gösterdiği sadakat için bir altın madalya sunuluyor. Hilmi'den önce gelen Şefik Bey bile Hristiyanlara tam Osmanlı vatandaşı olarak davranmasıyla meşhur. Hilmi, Vali Reşit Bey'in talimatını izlemiyor mesela. Öyle bir an geliyor ki Hristiyanların tutuklanmasını emrettiğinde söyleneni yapmıyor. Ve şöyle diyor: Mardin'deki Hristiyanları tutuklamak için herhangi bir sebep göremiyorum. O yüzden talebinizi yerine getiremeyeceğim. Şefik Bey de aynı şekilde Süryani Katolik Başpiskoposu Gabriel Tapuni'yi tutuklamak konusunda gelen emri reddediyor ve şöyle diyor: sizi tehcir ettirmek ve öldürmek için elimde evraklar var. Ama bunların gerekçeleri yok ve bunların yanlış dokümanlar olduğunu biliyorum. Size dostluğumun bir kanıtı olarak valiye yazdım
ve sizin devlete sadakatinizi dile getirdim, diyor. Şefik ve Hilmi Irak'a gönderiliyorlar bu tavırları nedeniyle. Kaymakamlar da öldürülüyor. Genelde valinin emriyle öldürülüyor. Ve ondan sonra valinin seçimini elle yapıp öldüreceği kişileri belirlediği Bedri Bey geliyor. Başkomiser Memduh geliyor. Vali yardımcısı Tevfik geliyor. Ve jandarma komutanı Harun geliyor. Ve bunlar Mardin'den değiller, Diyarbakır'dan getiriliyorlar. Mardin'den kendileriyle işbirliği yapacak bir avuç kişi bulabiliyorlar sadece. Ama bunlardan biri Halil Adib adlı ceza hakimi. İşte böyle bir grubu oluşturuyorlar ve gönüllü bir milis grup oluşturuyorlar. El Hamsin deniyor Mardin'de bunu Arapça'da. 50 kişi demek. Çünkü bu oluşturulan milis grupta 50 kişi var. Şimdi gerçekten bütün bu Mardin katliamında çok büyük bir sorun var. O da şu: Mardin'in Müslüman liderlerinin Hristiyanları korumak yönünde çok uzun bir geleneği var. Ve bu bir gecede alaşağı edilemiyor. Hamidiye katliamında 1895'te yerli kabileler, Mandakiye ve Mişkiye kabileleri bir araya geliyorlar ve şehri saldırılardan koruyorlar. Diyarbakır tarafından özellikle çok iyi organize edilmiş bir saldırıyı bu şekilde durdurarak katliamı engelliyorlar. Aynı şekilde Milli Kürt Konfederasyonu da İbrahim Paşa'nın komutası altında 1895'te yine Viranşehir'de aynı şeyi yapıyor. Hristiyanları, bütün mezheplerden bütün Hristiyanları koruyor ve onlara saldırılmasını engelliyorlar. Peki böyle bir tarihi gelenek nerede sekteye uğruyor? Mardinli Müslümanların gurur duyduğu bu gelenek nerede sekteye uğruyor? 1915'te. Katliamlar gerçekleşmeden bir ay önce. Fanatik Hristiyan karşıtı propagandalar yapılıyor. Burada konuşmalar yapılıyor. Zeki Liçevi adlı bir kişi ve erkek kardeşi Said özellikle konuşmalar yapıyorlar. Ama siyasi düzeyde İttihatçı Meclis üyesi Fevzi Bey Diyarbakır'dan geliyor ve buraya gönderiliyor. Mayıs'ın ortasında 1915'te. Ve şöyle bir konuşma yapıyor. Aslına bakarsanız Armele'ye göre şöyle bir konuşma yapıyor. Hiçbir Hristiyan kalmasın. Bu görevini yerine getirmeyen artık Müslüman değildir. Bu Armale'nin hatıratı. Ve Mardin'in ortasında Feyzi liderliğinde bu konuşma yapılıyor. İttihat ve Terakki Kulübü'nün yerli üyeleri var. Bir takım önde gelen idareciler var ama hepsi yok. Bir doktor, bir müftü, üç şeyh ve Daşkiye, Mandakiye ve Mişkiye aşiretlerinden ağalar var. Retore'ye göre Feyzi özellikle çok da öldürmeye meraklı olmayan, Hristiyanları öldürmeye meraklı olmayan kişileri ajite ediyor. Diyor ki, şaşırtıyorsunuz beni beyler. Sizi tutan nedir? Bir gün bunun hesabını vermekten mi korkuyorsunuz? Abdülhamit döneminde öldürülen Ermenilere ne oldu ki? Bugün Almanya bizim yanımızda. Bizim düşmanlarımız onların düşmanı sayılıyor. Onlar bize mutlaka bu savaşta zafer vereceklerdir. Üstelik
Savaş bittikten sonra kimseye cevap vermemize de gerek yok. Gelin Hristiyanlardan kurtulalım ve kendi evlerimizin hakimi olalım. Üstelik hükümet de bunu istiyor. İlginç bir söz. Çünkü bütün Mardin'de Almanlardan çıkan bir, Almanlarla ilişkili bir fikir olarak anlatılıyor. Bir efsane olarak. Ama İttihat Terakki temsilcisi aslında konuşmasında buna yer veriyor. Toplantıdaki kişiler Hristiyanların ihanet ettikleri ve onlardan kurtulmak gerektiği yönünde bir yazıya imza atıyorlar. Hatta çok istemeyenler de bunu yapıyorlar çünkü gruptaki diğerlerinden ayrılmak, farklı olmak istemiyorlar. İşte bu şekilde Mardin'in Hristiyan mukimlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çekirdek oluşuyor ve sürekli planlar yapılıyor. Bu toplantılara katılarak hükümet yetkilileri Hristiyanları kovuşturmaya uğratacak kişileri güvenceye alıyor. Ve bu Ermenilerin, Süryanilerin, Katolik de olsalar, Protestan da olsalar ortadan kaldırılmasına yönelik planları içeriyor. Mardin'deki Süryani Ortodoks Hristiyanlar, Muhammed'in yetimleri olarak adlandırılan kişilere bir şey yapılmayacağı düşünülüyor bu çevrede. Sadece Mardin'deki kişilerin bundan korunacağı düşünülüyor. Ama dışarı çıkıldığında Süryani Ortodokslar tıpkı Keldaniler ve Ermeniler gibi onlar da katliama uğruyorlar. Şimdi pek çok anlatıya göre 1915'te Mardin'deki Hristiyan nüfus 6500 Ermeni'den oluşuyor. Keldanilerin nüfusu 1100 kadar, Katolik Süryanilerde 1750 civarında. 7000 Süryani Ortodoks var ve 125 Protestan var. Bütün Mardin sancağında toplamda bütün mezheplerden 75 bin kadar Hristiyan var. Ve katliamlar boyunca yaklaşık 48 bin kadarı, eğer istatistikle meraklıysanız %64'ü kayıplara karışıyor. Ve burada aslında bu planın bir parçası başta olmayan kırsal kesimdeki Süryani Ortodokslar da var. Şimdi gavur sözcüğü Mardin'de kullanılmıyor o zamanlar. Ferenci deniyor. Yani Fransız deniyor. Müslüman olmayan kişileri aşağılamak için. Gavur yerine başka bir sözcük kullanılıyor. Ve bu kişiden kasıt temel olarak Katolik. Aslında Fransa'yla neden bunun bir ilgisi var onu bilemeyeceğim. Muhtemelen en berbat sahne Mardin'de görülenler arasında Hristiyan olan kişilerin 10 Haziran 1915'te hapse gönderilişiydi. Ve bir hafta önceden bu kişiler toplanmıştı. 400 kadar erişkin erkek Mardin'in Hristiyan eliti arasında gelen kişilerdi. Saygı gören kişilerdi. Ve sözde bir isyan planlıyorlardı. Silah ve bombalar saklıyorlardı. Çoğu zorla yanlış ifade vermek zorunda kaldı. Ve 10 Haziran'da nüfusu korkutmak için ve herhangi bir direniş varsa bunu kırmak için
Kişiler tutuldukları hapishanelerden, kışlalardan çıkarıldılar ve bu hapis şu anda Mardin Sanat Müzesi'dir. Bugün de görebilirsiniz. Buralardan çıkarıldılar ve Cumhuriyet Meydanı olarak adlandırılan yere getirildiler. Bence bugün orada bir tabela olması şarttır. Ve Amele bunu şu şekilde anlatıyor. Karanlık olduktan sonra Mardin'de yaşayan kişiler askerlerin kaleye doğru koştuklarını ve hapse geri döndüklerini gördüler. Ellerinde zincirler, demirden zincirler, kalın urganlar vardı. Hapisteki kişilerin isimlerini bir bir söylediler ve onları bağlamışlardı. Bu sayede kişiler kaçamıyorlardı. Ermeni olduğu düşünülen kişileri diğer herkesten ayırdılar. Boyunlarına boğazlıklar taktılar. El bileklerine zincirler taktılar ve bu sayede birbirlerine bağladılar onları. Saatlerce böyle tuttular. Ondan sonra hapishanenin kapılarından çıkmaları için zorlandılar. Üzerlerinde namlular ışıldıyordu, kılıçlar ışıldıyordu. İnsanlardan hiç ses çıkmıyordu. Bir çığırtkan şöyle dedi. Evinden çıkan Hristiyanların kolları bacağı kesilecek. O yüzden hiç kimse evinden çıkamadı. 417 rahip, bazı kaynaklara 410 kişi bu şekilde 410 rahip ana caddeden yürütüldüler. Aralarında rahipler ve genç yaşlı başka erkekler vardı. Ermeniler, Katolik Süryaniler, Keldaniler, Protestanlar bulunuyordu. Bazısı Mardin'dendi, bazısı Telermen'dendi. Ve Müslüman mahalleden geçerken kadınlar dışarı çıktılar ve şaka yaptılar. Kendilerine nefret söylemiyle yaklaştılar. Çocuklar taş attı. Tutuklular Hristiyan mahalleye geldiğinde insanlar hiçbir şey söyleyemediler. Sadece camlardan ya da teraslardan baktılar. Hoşça kal bile diyemediler. İnsanlar Tanrı'ya dua ettiler. Ve okula giden öğrenciler gibi Hristiyanlar sessizce yollarına devam ettiler. Çıt çıkmıyordu. Şehrin batı kapısına geldiklerinde hala serbest olan rahipler ve Amerikalı misyonerler çatılara çıkarak arkadaşlarına elveda demek istediler. Onları trajik bir halde buldular. Kanları dondu. Gözün görebileceği, kalbin taşıyabileceği en zor andı bu. Dindaşlarının, aynı din mensuplarının bu işkenceye maruz bırakıldığını gördüler. En önde polis memuru Memduh gidiyordu. 400 tutuklu işkence gördüklerinin işaretlerini taşıyordu. Çok zayıftılar. Bazılarının tırnakları sökülmüştü, kemikleri kırılmıştı. Maloya'nın mesela tırnakları sökülmüştü. Başlarında kesikler vardı. İşte Mardin'de yaşananlar bu yüzden çok kendine özgü. Genelde Ermeni şehirlerinde insanlar tutuklanır, meydandan uzaklaştırılır. Ama resmi geçit gibi olan şey sadece götürülme kısmıdır. Öldürülme dışarıda gerçekleştirilir. Buradaysa bütün şehirde, eğer şehrin ana meydanını biliyorsanız, neresi olduğunu anlarsınız, orada resmi geçit gibi gerçekleşti. Ve insanların sessizliğini vurgularcasına şakırdadı zincirler. Ermeni piskopos Maloyan yanayak, kolları bağlı bir şekilde
Falaka'ya yatırıldı ve 10-11 Haziran'da, 10-11 Haziran gecesinde bu insanlar öldürüldüler. Bazısı Ömer Ağa'nın su kaynağında, bazısı Şeykan'da, bazısı Zarzavan'da. Buralarda mutlaka bu yaşantıyı gündeme getiren bir takım levhalar olmalı. İnsanlar gözlerine inanamadılar. Bir hafta sonra aile mensuplarının giydiği kıyafetlerin başkalarının üzerinde olduğunu gördüler. Ve hiçbir aile yoktu ki bir aile mensubunu kaybetmemiş olsun o gece. Ermeni başpiskoposun yaşadıkları da elbette oldukça durumun vahametini göstermesi açısından önemliydi. Ve herkes için, polisten tutun askerlere kadar, hükümetin Ermenileri hedef aldığını ya da Ferenci'yi hedef aldığını söylemek mümkündü. Ve Mardin durumunda da bu Süryani Katolikler ve Protestanlar idi. Çünkü bu kişiler Mardin'de Ermeni olarak görülüyordu, düşünülüyordu. Suçlular gibi götürüldüler ve Müslümanlar bu tutuklulara hiç yaklaşamadılar. Veya onlarla dalga geçtiler, nefret söyleminde bulundular, hatta taş attılar. Eğer yerel merciler de o sırada yanlarında olmasaydı, Mardinli kişiler aslında onlara taş atmazdı. Fakat buradaki yerel bir çete de duruma katılınca yaşananları aklileştirme gereği duyuldu. Yani en başta katılımcıyken daha sonra izleyici haline geçebilirlerdi. Fakat çetenin de faaliyetleri sonucunda durum böyle olmadı. Hristiyanlar evlerinden çıkamadılar. Sadece el sallayıp gözyaşı dökebildiler. Ve bu geçit hükümetin mutlak bir güç gösterisiydi. Ve hedef alınan kurbanların mutlak zayıflığına işaret ediyordu. Bu Musul'a da haber yayıldı. Musul'da Walter Holstein'in, Holstein adlı Alman elçi, muhtemelen bunu Hilmi'den veya Şefik'ten haber almıştır. İstanbul'daki büyükelçiye haber saldı ve Almanya'ya bir kınama gitti. İçişleri Bakanı Talat Paşa'ya da bir kınama gönderildi. Reşit Bey'e, valiye bu kınama iletildi ama vali insanları katletmeye devam etti. Çünkü Malayan Katolik idi. Papa bile bunu biliyordu. Meslektaşına, sultana, halife olarak o bile neden masum insanları öldürdünüz diye yazmıştı. Halife bir süre sonra cevap verdi. Masum olanla suçlu olanı ayırmak çok zordu da o yüzden idi cevabı. Mardinli Ermenilerin hedef alınmasını tanıklar Hristiyan karşıtı bir eylem olarak değerlendiriyorlar. Bunun herhangi bir şekilde isyanla ya da bir komplo kurmakla filan ilgisi yoktu. Çünkü öyle bir isyan yoktu o anda. Sonuç olarak bunun bir takım mahalli sebepleri vardı. İlki, grubun sadece Ermenileri değil, Ferenci olarak adlandırılan bütün mensupları kapsamasıydı. Protestanlar da bunun bir parçasıydı. Sadece Keldaniler, Süryaniler değil, Protestanlar da düşmanların yanında yer almıştı. Yine Amerikalı misyonerlerin tutukluların salıverilmesi için gösterdikleri çabalar da başarıya ulaşmadı. Bütün bu gruplar yerli Arapça
lehçesini konuşuyordu ve hepsinin Arapça isimleri vardı. O yüzden son soyadlarına bakarak kim Ermeni kim değil bunu söylemek zordu. Ermenice burada eksik olandı. Pek çok Katolik grup birbiriyle yakın ilişki içindeydi. Rahipleri sık sık birbiriyle buluşur, yer içerlerdi. Fakat burada hedef grup Ermeni aile kökeni nedeniyle değil de ya da siyasi sebeplerle değil de dini sebeplerle bu kişilerin mağdur edildiği yönünde. Sebepler bu şekilde ortaya konuluyor. İlk hapis dalgasından sonra şehirde gövde gösterisi yapan kişiler hep yüksek dini görevlere sahip kişilerdi. Başpiskopos Malayan örneğin bu kişilerin arasındaydı, tutukların arasındaydı ve kendileri zalimane muamele gördüler. Üçüncü olarak da görgü tanıkları 1915 katliamını Roma İmparatorluğu döneminde Hristiyan Kilisesi'nin şehitliğinin tekrarına benzetiyorlar. Ve burada bu tutuklulara ya İslam'ı kabul etmeleri veya ölmeleri söyleniyor. O açıdan bir benzerlik kuruluyor. Ve bütün bu sahneler hep detaylı şekilde anlatılıyor. Daha sonra 1916 yılında orduda tüfüs salgınını da Tanrı'nın cezası olarak görüyorlar. Bunu hep kıyamet gününe, dünyanın sonuna ve Tanrı'nın insana verdiği cezaya benzetiyorlar. İkinci Dünya Savaşı'ndaki Yahudi soykırımında bile aslında insanlar Almanların yaptığını anlamlandırmakta zorlandılar ve sadece dini sebepler bulabildiler. Ringelblum adlı bir düşünür ve tarihçi Varşova getosundaki bir grup tarihçiyi bir araya getirdi ve Armalay ve Retore'nin Mardin'de yaptığını orada yaptılar ve Ringelblum bir sosyalist olmasına rağmen tasvirine sadece ve sadece İncil'den alıntı yaparak başlayabildi. Çünkü herkese göre bu gerçekten İncil boyutu olan bir felaket idi. İşte böyle bir yorum biz tarihçiler için bugün bir zorluk arz ediyor. Çünkü materyal konular, toplumsal hususlar, Mardin'de ekonomik bir takım öğeler, bunlar bütün tasvirlerde hemen hemen hiç yer almıyor. Tek bir istisnası var. O da Hyacinth Simon adlı Dominik rahip. O Ermeni ailelerden Memduh'un ve Bedri'nin ve diğer liderlerin aldığı paraların bir listesini sunuyor. Ve böyle bir listeyi hazırlamış olması muhtemelen Mardin'de herkesin ne kadar para alındı Ermenilerden diye tartıştığı için bunu yapabildiğini düşünüyor. Yani bu paraları kim çaldı ve ne kadar çaldılar? O nedenle muhtemelen böyle bir liste var elimizde. Mardin'de bırakılan Tapuni gibi birkaç başka kilise temsilcisi, Alphonsus, Dr. Tom, Domus Ferranja gibi misyonerler Mardin'den Eylül 1915'te gönderiliyorlar. Çeşitli sebeplerle. Ve geri kalanlar o cemaatten para toplamaya çalışıyorlar.
Bu geride kalan çocuklar için ya da tehcir sonrasında pazar yerinde satılan çocuklar için para bir araya getirmeye çalışıyorlar. Mardin'deki tanıklar nefret söylemiyle başlayan, Ferenciye, yabancılara karşı başlayan nefret söyleminden kötü muameleye uzanan ve münferit bir takım olaylarla şekillenen ve nihayetinde de Haziran 1915'te büyük bir felakete, soykırıma dönüşen olaylardan bahsediyorlar. Ve burada Ermenilerin hedef alınan grup arasında olduğu ve hükümet de onları böyle görüyorsa, o zaman biz neyi yanlış yaptıklarını bilmesek bile illaki bir yanlışları olmuştur diye düşündüklerini söylüyorlar. Ağustos 1914'teki seferberlikle başladığını söylüyorlar her şeyin. Pazar yerindeki Hristiyanların mallarına el konulmasını anlatıyorlar. Fakat geçen her ay ile felaket hissi de arttı. Başpiskopos Maloyan, ki Vatikan'da o dönemde aziz mertebesine yükselmek üzere, bu arada çünkü kendisinin ölüm yerinde gerçekleşen mucizeler nedeniyle böyle görülüyor. Kendisi yetkililerin ona davranışı nedeniyle öldürüleceğini öngörüyor. Cemaate yazdığı yazısında 1 Mayıs 1915'te aldığı kararların ya ölümüyle ya da şehit oluşuyla sonuçlanacağını söylüyor ve arkasından kimin geleceğini anlatıyor. Benzer korkuları diğer kişiler de paylaşıyorlar. Hükümet açısından Hristiyan grupları öldürmek için kullanılabilecek siyasi bahane neredeyse yok, yok denecek kadar az. Ve durum böyleyken yerel merciler hep sadakat belirtiyorlar. Osmanlı'ya sadakatlerini dile getiriyorlar. Dışarıdan gelen yeni yetkililer zalimliklerine göre neredeyse elle seçiliyorlar ve bu şekilde soykırıma başlıyorlar. 10 Haziran'dan sonra artık kimse olup bitenleri tahmin edemediğini, öngöremediğini söyleyemez. İlk ölüm yürüyüşünden sonra Eylül 1915'e kadar daha fazla tehcir gerçekleşiyor ve çok az Ermeni kalıyor. Failler ya da kışkırtıcılar çok zengin oluyorlar çünkü gidenlerin mallarına el koyuyorlar. Memdu ve Bedri'nin Malta sürgününe yollanıyor daha sonra, ama bunların hiçbiri mahkemeye çıkmıyor. Aynı zamanda Süryanileri ve Ermenileri kurtarmaya çalışan kişilerin adına dikilmiş bir anıt bugün bile yok. Bence olmalı. Hilmi mutasarrıf listesinden neden çıkarılıyor Mardin'de, onun sebeplerini bilmiyorum. O da ilginç. Jacques Rattore'nin sözleriyle bitirelim. Neden böyle detaylı bir 1915'teki olayların detaylı bir tasvirini sunmuş. Bununla ilgili şöyle diyor. En önemli olan konu bu yaşananların unutulmaması. Ben bunları elimden geldiğince iyi bir şekilde kaleme aldım. Umarım okuyucu söylemek istediklerimi içinde bulur. İlki, işlenen suçların şiddetine ve ne kadar korkunç olduğuna dair fikirler çıkarırlar. Ve insanların
Tanrı'nın ve insanların kanaatinin üstesinden gelerek insanlıklarına nasıl sırt çevirebildiğini görürler. Ve burada da mağdur olan kişileri takdirlerimi sunarak sözlerimi bitirmek isterim. Çünkü insanlığı onurlandırmış kişilerdir. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir yemek aramız var. Saat 1'de Mardin ve çevresinin genel görünümü paneliyle yeniden birlikte olacağız.